Şimdi öncelikle tanjant fonksiyonunu ne yapmıştık? Periyodunu bulduk. Periyot neydi tanjant fonksiyonu? Pi bölü mutlak a. A dediğimiz x'in katsayısı, burada 1 aldım artık tanjant x olduğu için. Yani pi bölü 1'den pi. Demek ki esas periyot pi. Yani değerler tablosu yapar iken ne yapacağız? 0 ile 180 arasında çizmemiz gerekiyor. 0'ı bir uca koydum, bir uca 180'i koydum. Tam ortası 90 pi bölü 2. Daha sonra bu ikisinin arasındaki değer pi bölü 4 45 derece ve 135 3 pi bölü 4 135 derece diye 1, 2, 3, 4, 5 tane değerin y'lerini bul, tanjantlarını bulmaya çalışacağım veya. Sıfırın tanjantı ne demiştik? Sıfır. Çünkü şu kırmızı eksen tanjant ekseni demiştik. Bu açı kolunu, şu açının kolunu alıp alabilirsem. İşte şu 0 derece biliyorsunuz. Üst üste geldiği zaman. Yani tanjant ekseninde bir görüntü oluşmuyor. 0 birim. Tam 2 kol üst üste geldiği zaman 0. Demek ki 0'da tanjant 0. Sonra 45 açtığınız zaman 1 oluyor. Onu zaten üçgenden. Yani birinci çemberden de olur aslında ama uzatmayayım şimdi. 1 oluyor. Daha sonra dedik ki 90'da ama sıkıntı var. Tam 90 olduğunda tanımsızlık oluşuyor paralellikten dolayı. O yüzden pi bölü 2'nin sağına ve soluna birer çizgi çizdim. Yani yaklaşmaya çalışacağız. İleride buna limit diyeceğiz 12. sınıfta. Yani atıyorum 89'a kadar gelmiş olsak ne olur? 89 bile alsak ki 90'a daha yakın sayılar da var ama anlayın diye yaptım artık. Ben şimdi bu mavi oku birazcık eğdim çünkü sağa doğru 89. Bunu uzatsam, kırmızı oku uzatsam muhakkak kesirler ama artık onu burada gösterme şansım yok. Yani çok yüksekte bir yerde, uzakta bir yerde kesirler. Üst taraf artı olduğu için yani artı sonsuz olarak düşüneceksiniz. Demek ki pi bölü 2 değil de 89'a yaklaştığımda artı sonsuz oluyor değer. Tam 90'da grafik kopacak. Çünkü 90'da bir kesinti olacak. Orada çünkü sıkıntı var, tanımsızlık var. Ve daha sonra ben bu açıyı azıcık büyütüp atıyorum 91 derece yapsam, bu sefer bu oku uzatsam da yukarıda kesilmez, ancak zıt yönde gittiğiniz zaman, bu taraftan gittiğiniz zaman, şu yönde gittiğiniz zaman ne olacaktır? Tabii çizemedim onu ama çizmeye çalışayım. Yani bu tarafa doğru gittiniz biliyorsunuz. Böyle gittiğimiz zaman aşağıda, çok aşağıda kesiyordu. Eksi sonsuz. Demek ki 91 gibi bir değer düşündüğümüz zaman derece olarak eksi sonsuz oluyor görüntü. Demek ki buradan başlayacağız tekrar. Koptuğu yerden. 135'te eksi 1 olduğunu söylemiştik. Ve 180'de tekrar 0'a geldi. Böylece 1, 2, aslında burada 2 değer daha buldum. 6 değer gibi bir şey bulmuş olduk. Şimdi bunu peki düzlemde nasıl göstereceğiz? Tabloyu nasıl kullanacağız? Bakalım. Şimdi önce koordinat sistemini çizelim. Şöyle bir çizelim. Daha sonra noktaları, hatta 90'ı da şu açıları da yazmaya çalışayım. Burası 0 olsun. 0. Burası 180 olsun arkadaşlar. 180. Tam ortası 90. 0 ile 90 arası 45. 90 ile 180 arası da 135. Orada sıkıntı olduğu için biz orayı kesik kesik bir noktalı göstereyim, anlatacağım ne olduğunu. Şuradan şunu alayım. Buradan da şunu alayım şöyle. Bu tam 90 sınırı olsun. Bizim sınır bu. Tamam. Şimdi noktaları göstermeye çalışacağım. İlk nokta x0, tanjantı 0. Tanjant, yani 0'a 0 noktası tam orijin zaten. Şu nokta. Buradan başlıyoruz demek. Şunu normal çevireyim. 45'te 1 olacakmış. Şurası 1 olsun mesela. 45'te 1 şu nokta olur. Sonra
90'a gidiyorsun ama 89'a yaklaşalım. Yani nasıl söyleyeyim? Şu 89 dersek mesela x olarak y ne olacak? Artı sonsuz. Yani yukarı doğru gidecek. Yani şuraya bir yere alalım şunu. Şöyle yukarı doğru bir gidişat olacak. 89 gibi olduğu zaman şuraya gelecek. Peki ne demek yani bu? Birleştirdiğin zaman bir eğri çıkacak buradan. Şöyle bir hayır, bunu mouse biraz zor çizeceğim galiba ama. Çizemiyorum. Şuradan başlasam. O da olmadı. Yani şöyle bir eğri diyelim. Burada kopuyor 90'ına varmadan. Yani bu aslında daha yukarı gidiyor da artık böyle gösterdim ben. Yani şu en son nokta diyelim ki 89 x olsun. Y de artı sonsuz. Yani iyice yukarıda. Burada kopuyor film. Grafik burada kopuyor. Şimdi tekrar başlayacağız en baştan. 90'da bir kopukluk oldu. Şimdi nokta nokta 90 10 anlama geliyor. 90'dan sonra 91 alsak mesela. Şurada bir değer alsak. 91 gibi. Bunun y'si ne olacakmış tanjantı? Eksi sonsuz. Yani aşağıdan başlayacağız. Demek ki şöyle bir yerden başlayacağız bu sefer. Sonra 135'te eksi 1 olacakmış. Şurası eksi 1 olsun. Şu noktaya falan çıkacağız. Daha sonra da sıfıra pi. Yani pi de tam sıfır olacak. Burada bitecek. Bu da buna benzer. Daha simetrik buna göre. Simetrik olan şöyle bir çizebilsem tekrar. Şöyle gelecek. Şöyle gidecek. İşte bu 0 pi arasında çizdikten sonra bunu ne yapacağız arkadaşlar? Alıp bunu sağa sola doğru öteleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bak şimdi gösterebilmezsem. Şimdi öncelikle şunu kopyaladım mesela. Şimdi yapalım. Bu geldi şimdi buraya. Komple kaydıramadım sıkıntı olacak diye. Bu gelecek buraya. Bu gelecek buraya bu sefer. Gene gelecek buraya. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonra tekrar buraya geldi işte şunu. Al şöyle. Tekrar şunu aldık. Bu şekilde istediğim kadar sağa sola bunu öteleyeceğiz. Yani grafik böylece eksi sonsuzdan artı sonsuz arasında x'lerde çizilmiş oldu. O yüzden de ne dedik işte biz baştan? Esas ölçü önemli. Yani şuraya kadar çizdikten sonra bunu ne çizdiysem bunu ne çizdik? Yani bunu çizdikten sonra ne yapıyoruz? Bunu aynen alıp sağa sola öteleyerek 0 pi yani 180 derece aralıklarla öteleyerek grafiği oluşturuyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi tanjantın grafiğini. Kotanjant içinde gene sadece kotanjant x yani en yalın en bas grafiği çizeceğim. Fazla uğraştırmayacağım size. Kotanjantta da benzer şeyler var. Yani tanımsızlık falan var. İsterseniz esas ölçüsü artık gene 180 oluyor aynı formülle artık uzatmıyorum. Bir tane tablo yapalım biz gene değerler tablosu yapalım. Şöyle yapalım bir değerler tablomuzu. İşte üst satırımız x değeri olsun. Aşağısı da kotanjant olsun. Kotanjant x. 0 ile 180 arasında olacak gene demek ki mantıkla esas ölçü periyot esas periyoduna göre tam ortası 90 135 ve de 45. Biliyorsunuz ki birim çemberde tabii gene göstermem gerekiyor birim çemberi. Şöyle bir yere. Hızlı bir şekilde çizeyim ben size hemen. Kotanjant ekseni x eksenine paralel olan şöyle ve
çembere teğet olan, şu noktada teğet olan bir doğruydu. Tabi gelmek istemiyor. Bu. Kırmızı olan kotanjant ekseni. Şimdi 0 dereceyi çizmeye çalışalım. 0 dereceyi çizmeye çalışalım. Şimdi bunu böyle çizdik kolun birini. İkinci kol bu. 0 olunca üst üste geliyor. Bildiğiniz üzere 0'da tam paralellik olduğu için tanımsızlık var. O zaman gene demin yaptığım gibi 0'ın yanında bir altına bir çizgi çizelim biz şöyle bir. Bir çizgi çizelim. Tabii çizgiden değil de. Normal bir çizgi çizelim. Sıfırda sıkıntı var. Aslında 180'de de var aynı şekilde. Çünkü 180 dediğiniz şey şöyle bir değer. Gene aynı. O yüzden 0'ı 180'de hatta kesik kesik yapayım istersen daha rahat anlarız. Sıkıntı var anlamında. Burada sıkıntı var. Peki nasıl yapacağız? Az önce yaptığı gibi yani limit, tabii limiti bilmiyoruz da yani yaklaşma anlamında ne diyebiliriz? 0'dan birazcık büyük bir derece olsun mesela şurası. Bir derece gibi bir şeyden başlasak. Ya da yukarı yazayım istersen karışmasın. Şuradan birden başladık diye bir derece olsun. Bir derecenin kosinüs kotanjantı ne olur arkadaşlar? Şöyle olur. Bu kol azıcık yukarı çıktığı zaman döndürerek. Ne olacak? Bunu uzattığınız zaman kırmızıyı ta ileride artı sonsuzda keser. Demek ki bir gibi bir değerden başladım varsayarsam sıfıra çok yakın bir değer olsun dedim ama birden daha yakında var onu da söyleyeyim. Bir derece gibi bir yerden başlasam demek ki eksi artı sonsuz gibi bir değerden değer alıyor. 90'da kotanjant ne oluyor? 90'da ise bu kol tam şuraya geldiğinden kotanjantı tam sıfırda kesiyor. O zaman 90'da sıfır olacak. Yanlış yere yazdık. Bu 45'miş. Pardon yanlış yazmışım zaten ben burası 45 olacak. Şu pi bölü 4'tü. Ben de yanıldım şimdi. 45'te kotanjantın 1 olduğunu söyledik daha önce. Üçgenlerinde bulunabileceğini anlattık. O yüzden direkt yazıyorum 1 olarak. 90'ı şimdi söyledim 0 oluyor. 3 pi bölü 4 135'te eksi 1 oluyor. 180'de gene tanımsız ama 180'e varmadan 179 desek mesela azıcık yakın ama birazcık küçültelim şöyle. 179 gibi bir değer bakın nasıl oluyor çemberde. Şuradan bakalım. Bu değer 180 dedik. Yalnız ok almışım. Şurada ölmüş ok. Bu 180. Azıcık geri gelsek. Bu uzattığı zaman nerede kesecek bu ekseni? Eksi sonsuzda kesecek. Uzatıyorum bakın. Onu da uzatsam kırmızı. Eksi sonsuzda kesiyor. Onu anlatıyoruz. Demek ki o zaman 179 gibi bir şeye yaklaşalım. Ve de görüntüde eksi sonsuza yaklaşsın. Şimdi gelelim bu tabloyu grafiğe aktarmaya. Şu y ekseni, bu da x eksenimiz olsun. Sıfırda sıkıntı olduğu için x'in sıfır olduğu yer kesik kesik çizeyim ben bu sefer şimdi onu tekrar üzerinden ve siyah renkte göstereyim olmazsa. Yani şurada siyah olmadı gerçi ama. Şu. O zaman şu bunu atayım ben de direkt bunu alayım o zaman. Y eksenini kesik kesik yaptık yani. Bunu da biraz uzatalım şöyle. Ve eşini yapalım. Bunu nereye koyacağız? 180'e koyacağız. Evet. Gene anlatayım burası x eksen dediğim gibi. Tabi burada kesik kesik yazıyor şimdi. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Aynı zamanda sıfır olan nokta. Burası 180'e denk geliyor. Tam ortası 90. Tam ortası 45. Bunların tam ortası da 135 derece. Sıfırda tanımsız olduğu için ne dedik biz? Birden başlayalım. Yani şuradan bir yerden başlayalım. Şuradan bir yerden başlayalım. Peki burada y ne olacakmış? Ne yazıyor? Artı sonsuz olacakmış. Yani o zaman artı sonsuz yukarısı oluyor. Demek ki
Hatta ben bunu biraz da uzatsam daha iyi olacak galiba. Neyse böyle kalsın. Yani bir derece olduğunda artı sonsuz. Yani şuradan bir yerden başlıyorsunuz. Kırmızı ile gösterelim. Şuradan bir yerden başlayacağız yukarıdan. Çünkü burası bir dereceye alsan zaman 1'e artı sonsuza denk geliyor. Burası çünkü artı sonsuz. Aşağısı eksi sonsuz. Buradan başlayacağız ve 45'e 1 noktası. Pi bölü 4'e 1. Şurası da 1 olsun. Pi bölü 4'e 1. Şurada şuraya gelecek. 90 da 0'a gelecek. Sonra 135'te eksi 1'e iniyor. Şurası eksi 1 olsun mesela. Şuraya inecek. Sonra da 180'e kadar giderken yani 179 gibi bir yere geldiği zaman aşağı çakılacak. Yani şuraya 1'e kadar inecek. Eksi 10'a kadar inecek. Çizebilirsem şöyle gelecek. Çizemedim orayı. Şöyle gelecek. Buradan geçecek. Sonra aşağı doğru şöyle kırılacak. Ve buradan çok yakın geçecek. Şöyle bir şekil çıkıyor. İşte bunu alıp her ikisini de tabii alıp çizmeyelim. Neyse. Bu şekli alıp sağa sola kaydırıp devam edebiliyorsunuz grafiğe. O yüzden biz burada esas periyodu bularak çizdik ve bu şeklin aynı sağa sola sonsuza kadar iki taraftan uzuyor. Grafik bu şekilde gidiyor. İşte kotanjantın grafiği de bu oluyor arkadaşlar. Grafik faslını artık burada kapatıyorum. Son olarak ters trigonometrik fonksiyonlar konusu var. Neymiş bunlar? Bir bakalım şimdi. Azıcık aşağı alayım şunu. Arksinüs fonksiyonu diye bir kavram var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. ARC diye yazılıyor. Arksinüs'ün kısaltılmışı. Bu fonksiyon sinüsün ters fonksiyonu olarak alınıyor. Şimdi burada tabii bazı kavramları var. Onu ben size önce bir anlatayım. Bundan önce. O şurada bir dursun bir dakika. Gene birim çemberi çizmem gerekiyor. Kesik kesik oldu ama. Şöyle yapalım o zaman. Şu birim çember olsun arkadaşlar. X eksen olsun. Y eksen olsun. Biraz güzel olsun. Şöyle. Neydi burada işte bakalım. Sinüse baktığımız zaman işaret olarak biliyoruz değil mi arkadaşlar? Burası artıydı sinüs. Burada yine artıydı. Burada eksiydi. Burada da gene eksiydi. Şimdi o yüzden mesela burada 30 derece aldığım zaman bunun bütünleri kaç oluyor? 150. Yani buradan ne sonuç çıkıyor demiştik. 30'da 100, 150'nin sinüsleri aynı oluyor. Yani sin 30 eşittir sin 150 oluyor. Aynı şekilde 3 ve 4'te de aynı işaret olduğu için burada da mesela birbiri alakalı olan ne var mesela? 180'e 30 eklerseniz kaç mesela? 210 mu? 210. 360'dan 30 çıkar. 330. Bu ikisi de gene 30'la bağlantılı olduğu için 330'la 210. Yani indirgeme yaparsanız bunların da sinüsleri birbirine eşdeğer çıkıyor. Yani 1 ve 2. bölgedeki bütünler açıların sinüsleri aynıdır. 3 ve 4'te de eksenine alfa derecelik açı yapan bu şekilde alfa derecelik açı yapan iki açının da gene sinüsleri aynı oluyor. Bunu neden söylediğimi biraz sonra açıklayacağım. O kenarda dursun. Bir de biz biliyoruz ya da bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonlarda ters fonksiyon konusuna geldiğimiz zaman şunu bilmemiz lazım. Eğer bir fonksiyon, bir f fonksiyonu birebir ve örten olursa birebir ve örten olduğunda ters vardır. Hem birebir olmalı hem örten olmalı ki bunun tersi bulunsun. Bunun nedeni neydi? Çünkü aslında daldanlara da konuyoruz ama yapacak bir şey yok.
İşte şu f fonksiyonu olsun mesela a'dan b'ye. A'nın elemanları 1, 2, 3 olsun mesela. B de a, b, c olsun. Diyelim ki 1 a'ya gitti. 2 b'ye gitti. 3 c'ye. Bu fonksiyon nedir? 1'e 1'dir. Çünkü her farklı girdi farklı bir elemana gidiyor. Her ok yani her elemanın farklı bir elemana gittiği için bu 1'e 1. Ortende neydi? Şu ikinci kümede şurada açık bir eleman kalmaması lazım. Normalde fonksiyonda kalabiliyor. Birinci kümede hiçbir zaman açık bir eleman kalmaz ama fonksiyonlarda B kümesi açık bir eleman kalabiliyordu. Eğer burada açık bir eleman kalmıyorsa ne diyorduk? Biz buna da örten diyorduk o zaman. Yani bu şekilde olması lazım. Nedeni de şu. Onu söyleyecektim. Biz bu okların yönünü çünkü ters fonksiyonda bu oklar aslında yön değişiyor. Bu sefer 1A'ya değil de A1'e gidecek. 2B'ye değil de B2'ye gidecek. 3C'ye değil de C3'e gidecek ters fonksiyonda. İşte bu şekilde oklar ters döndüğünde fonksiyon gene oluşan şeyin fonksiyon olabilmesi için burada açıkta eleman kalmaması lazım. Çünkü burada açıkta eleman kalsa bu okları ters çevirdiğimizde yani tanım kümesini B olarak aldığımızda açıkta eleman kaldığı için fonksiyon kavramına ters düşüyor. Peki 1'e 1 olmasa ne olur? 1'e 1 olmasa da bu sefer diyelim ki 1 A'ya gitti, 1 B'ye gitti. Ters çevirince A 1'e B 1'e gidiyor. Yanlış söyledim özür dilerim. 1 A'ya gitsin, 2 A'ya gitsin mesela 1'e 1 olması için. Tabii 1 A 1 B'ye gidemez yanlış söyledim. 1 A'ya gitsin, 2 A'ya gitsin. Ters döndürünce A 2'ye A 1'e yani 1 girdi 2 çıktıya gidiyor. İşte bu sebeplerden hatırladınız mı bilmiyorum. Fonksiyonun 1'e 1 bir örten olmazsa tersinden bahsedemiyorsunuz. Şimdi bununla ne ilgisi var ona bağlayacağım. Şimdi işte eğer biz birim çemberin komple yani 1, 2, 3, 4. bölgesinde çalışırsak fonksiyon 1'e 1 olmaz. Çünkü dedik işte 30'un sinüsü neyse 150'de o oluyor. Mesela eşit oluyor. Biz dedik ki farklı açı girince farklı şey çıksın sinüsü. O yüzden burada bir kısıtlamaya gidiliyor. Kısıtlarken kaynaklar şu bölgeleri almış. Şu iki bölgeyi almış. Yani bir artı bir eksi bölge almış. Ama neden almış onu ben de bilmiyorum. Burası. Çünkü sol tarafta alınabilirdi. Bu kitapların aldığı, kaynakların aldığı şey şu birinci bölge artı ve dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için bir buradan bir buradan bunu seçmiş. Bunu da şöyle anlatmışlar. Siz biliyorsunuz ki burası 90 derece denk geliyor. 90 derece. Burası 3 pi bölü 2. Aslında 3 pi bölü 2 yerine biz buradan böyle gidersek bunu eksi pi bölü 2 de diyebiliriz. Eksi 90 da diyebiliriz. Kısacası buraya ispat ettiğimiz zaman şu iki bölgeyi tek bir küme içinde yazabiliriz. Şöyle yazabiliyoruz. Eksi 90 ile artı 90 arası. Şimdi geldim esas konuya işte. O yüzden sinüs fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralıklardan birisi, iki tane var dedim ya az önce çünkü şu bölgeler de alınabilir. Yani şu ikinci ve üçüncü bölgede de birebirlik oluyor. Ya 2-3 alacağız ya 1-4'ü ama kaynaklar 1 ve 4'ü almış dediğim gibi. Onu da alırken yalnız 270 değil de şurayı eksi 90 gibi algılarsak böylece iki kümeyi bir aralık olarak yani eksi 90'dan başlayıp buradan eksi 90'dan başlayıp 90'a doğru bir küme olarak gösterebiliriz. İşte o yüzden burada yazılan şey o. Sinüs fonksiyonun birebir bir örten olduğu aralıklardan birisi eksi 90 artı 90 aralığıdır. Bunu seçersek ve biz de şunu da biliyoruz. Sinüs fonksiyonunun görüntü kümesi neydi sinüsün görüntü kümesi? Eksi 1, 1. Onu da burada değer kümesi olarak seçersek bu görüntü kümesini biz burada değer kümesi olarak seçersek böylece tanım kümesini kısıtlayarak birebirliği sağladık ve diğer kümesini kısıtlayarak eksi 1, 1 arasına böylece şu fonksiyon şu an birebir ve örtendir. Şu fonksiyon şu an birebir ve örten oluyor. Kısacası bunu anlatmak çalıştım demeden biri. Peki ne oluyor şimdi? İşte biz bu fonksiyonun tersine yani sinüs fonksiyonun tersine arcsinüs x fonksiyonu diyeceğiz. Yani şu. Tabii arcsinüs x fonksiyonuna geçtiğimiz zaman demek ki tanım ve değer kümesi ne oluyor arkadaşlar? Yer değişiyor. Yani demin eksi 90 artı 90'dan eksi 1 1'e derken şimdi eksi 1'i 1 kümesinden eksi 90 90 arasında tanımlı bir fonksiyon oluşturmuş oluyoruz. Peki ne anlama geliyor bu?
Şimdiye kadar biz hep açı verdik, değer bulduk. Burada ise verilen değere göre açıyı bulacağız. Yani girdiğimiz eksi 1 biraz da bir sayısal değer, atıyorum 1 bölü 2 olan açıyı bulmaya çalışacağız. Dikkat edeceğiniz şey de şu kısacası. Açıyı yazarken o açıyı sağlayan, çünkü birden fazla değer var. Açıyı yazarken de eksi 90 ve artı 90 arasına denk gelecek şekilde bir x ya da daha doğrusu açı bulmaya çalışacaksınız. En altta yazan ise geçiş. Yani eğer y değeri arsinüs x olur ise, ancak demiş, x çektiğimiz zaman sinüs y x demektir. Yani arsinüs x y olan ifadelerden çıkaracağımız sonuç sinüs y'si x anlamına geliyor. Örneklerde inşallah daha rahat anlatacağız şimdi. Kısa bir süre kalmış. Hemen kısa bir örnek yapayım şuradan. Bir tane yapayım en azından şuradan. Mesela işte arkadaşlar arsinüs 1 bölü 2 nedir demiş. Yani bunun Türkçesi şu. Buna x dediğimde ve demek ki o geçiş sağlarsam arsinüs 1 bölü 2 x demek, kısacası sinüs x 1 bölü 2 demek. Bunun Türkçesi o. Sinüs x 1 bölü 2 demek. Yani yapacağımız şey sinüsü 1 bölü 2 olan açıyı bulmak. Bir daha söylüyorum. Arsinüs 1 bölü 2 nedir demek? Ya da onu x'e eşitlerse x nedir demek? Sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu durumdaki x'i bulmak demek. Yani açıyı bulacaksınız. Sinüsü 1 bölü 2 olan açıyı bulacaksınız. Dediğim gibi burada tabii şeyler önemli artık. Yani değerleri bilmek gerekiyor. Olmazsa diğer ders onunla ilgili tabloda yapalım. Artık bilmeyenler yavaş yavaş ezberlemeye çalışsın. Burada en dar anlamda sinüsü 1 bölü 2 olan açımız 30 derece oluyor arkadaşlar. 360-90 üçgeninden daha önce yaptık işte. Sinüsü 1 bölü 2 olan 30 derece. Genelde radyan yazılıyor. 30'da pi bölü 180 bölü 6 olduğu için pi bölü 6 diyebilirim. Şart değil ama 30 derece yazsanız kabul ederiz, fark etmez. Ya da 30 derece diye yazabilirsiniz. İşte burada mesela şey de var. Mesela ne de var sinüsü 1 bölü 2 olan? 150 derece de var. Sinüs 150 hesaplarsak o da bütünleri 30 olduğu için aslında bu da var. Peki hangisini alacağız arkadaşlar? Bu da çünkü 1 bölü 2. İşte iki değer çıkmasın diye zaten biz demin ne demiştik? Bulacağımız değerler eksi 90 ile eksi pi bölü 2 ile artı 90 aralığına denk gelecek ki bu arada da 150 diye bir değer yok. 150 diye bir değer yok. Eksi 90 ile 90 arasında çünkü olması gerekiyor. O zaman ne dedik biz burada cevap olarak? 30 derece ya da pi bölü 6 radyan diyebiliriz. Tamam, diğer ders devam edelim. Bunları kapatalım önce.